Çok komik böyle anlatmak ama. Güneşe çıktığımda gözlerimi şu şekilde kısarım. Burada kaz ayağı çizgileri oluşmasın diye. Enteresan bir şey yani. Neden ben bunu düşünüyorum? O kadar çarpıtabiliyor ki aynada gördüğü yansımasını, insanlar gördüğü zaman dehşete kapılacak ve çok korkacak bir ucube şekilde de algılayabiliyor. Aynada çok kendime bakıyorum. Elimle mesela yüzümü geriyorum, burnumu böyle kaldırıyorum. Hatta böyle gezdiğim bile olmuştu. Bedeniyle ilgili bir kusuru olduğunu düşündüğü için sosyal yaşantıdan kaçınan kişi bir depresif tablo içerisine girebilir. Hatta bazen bu bedenle aşırı uğraş gerçeklikten bir kopmayı da beraberinde getirebilir. Beden dismorfik bozukluğu olarak yeni dönemde tanımlanan dismorfobiyada kişinin bedeniyle ilgili aslında görünen ya da fizyolojik herhangi bir problem olmamasına rağmen aşırı bir uğraşın olması ve bu aşırı uğraşı takiben de bunu düzeltmeye yönelik çeşitli yineleyici davranışlarda bulunabiliyor. Kişinin bu dış görünümüyle ilgili aşırı kaygı duyması ve bu kaygıyı giderebilmek için de fiziksel görünümüyle zihinsel olarak aşırı meşgul olması ve davranışlarına da bunu yansıtması. Son zamanlarda bu bozukluk obsesif kompulsif bozukluk spektrumu altındaki bir rahatsızlık olarak tanımlanmaya başlandı. Çünkü obsesif kompulsif bozuklukta da benzer bir şey vardır. Bir düşünce zihne gelir ve bu düşüncenin oluşturduğu kaygıyı yatıştırmak için kişi çeşitli davranışlara yönelir. Bu hastalık aslında 15 yaşlarda ergenlikle beraber başlıyor. Temel nedeni de şu, ergenlikle beraber insanın bedeninde ciddi farklılıklar ortaya çıkıyor. Aslında ergenlikten de önce başladığını hatırlıyorum. Çocukken mesela bir arkadaşımla beraber birbirimizin göbeklerini karşılaştırırdık. Yani bir çocuğun ne kadar göbeği olacak? Sıska da bir çocuktum ama bu göbeğimi bu kadar çok fazla, şuradan şunu kesip atsam burası düz olsa dediğimi hatırlıyorum 7-8 yaşlarındayken. Sonradan ergenlikle beraber kendimi başka insanlarla daha çok kıyaslamaya başladım. Beğenilme kaygımın daha fazla arttığını hatırlıyorum. Yetişkinlik döneminde ise aynaya baktığım zaman ilk dikkatim bu nazolabiyel çizgilerim ve gözaltı morluklarıma gidiyor. Burnum, ondan sonra çenem, yanaklarımın olmasını asla istemiyorum. Çenem uzun olabilir mesela, neden olmasın? Gözlerim daha çekik olabilir. Vücudumda kıl istemiyorum, hele yüzümde hiç istemiyorum. Ben 12 yaşımdayken işte aynaya falan geçiyordum böyle. Kendime bakıyordum, böyle fiziğime bakıyordum. Hani 12 yaşındayım, ne olabilir ki? Bu fizik benim için uygun değil diyordum. Genelde de beden dismorfik bozukluğu yaşayan kişilerin en fazla uğraştığı organları, burunları, derileri, saçları ve bu kusurlu gördüğü yerleri düzeltme çabası içerisine girerler ve zihinleri sürekli bu konuyla meşgul olur. Hatta etrafı bile bu konu üzerinden algılamaya başlarlar. Yani biriyle bir iletişim kurduğunda acaba işte benim burnuma mı bakıyor, beni eleştirecek mi, zihninde acaba beni nasıl düşünüyor gibi ortamda konuşulan konuya odaklanmak yerine zihnindeki düşüncelere çok fazla odaklanır ve meşgul olur. Bıyıklarımı sevmiyorum. Yanımda tıraş jileti taşıyorum. Bazen mesela çıktığını anladığım an direkt tuvalete gidip kesiyorum insanların içinde. Bana garip garip bakıyorlar. Benim bunları atlatabilmem hem kendi üzerine yaptığım çalışmalar, terapiler vesaire ama bir yandan da yakın çevremin farkında olmadan ya da farkında olarak bana sundukları destek. Eskiden ayna karşısında çok daha fazla zaman geçiriyordum. Ama hala bir parlak yüzeyin önünden geçerken falan şöyle bir kendimi baştan aşağı süzdüğüm zamanları biliyorum. Örneğin şu üst dudağımın belki biraz daha kalın olmasını isterim ve aynaya bakarken farkında olmadan işte dilimle üst dudağımı biraz daha öne iterken kendimi buluyorum. Ya bunlar çok enteresan. İnsan bedeniyle çok aşırı uğraşıyor, gidiyor bununla ilgili çeşitli çareler üretiyor. Bu çare olmuyor. Hatta bazen bunun çare olmadığını düşünerek kendisi farklı önlemler almaya başlıyor. Çeşitli kozmetik, estetik yöntemlere başvurmak olabiliyor ya da aynanın karşısında çok fazla zaman geçirmek olabiliyor ya da hatalı göründüğünü düşündüğü yeri makyajla kapatmak gibi davranışlar olabiliyor. Kendi
zihnimizde kendimize biçtiğimiz bir görüntü şekli vardır. Tabii ki aynaya baktığımızda bununla uyuşmayınca her insanda olduğu gibi bunu değiştirmek ister veya değiştirmenin yollarını arar. Ama bunun giderek şiddetli dozlarda artık gece gündüz hayatını buna özetlemesi. Orada hastalık hali mevcut. İşin rahatsızlık kısmı aslında kişinin sosyal hayatında, iş hayatında, ilişkilerinde işlev kayıplarına neden olmasıyla alakalı. Örnek veriyorum, çok bedeniyle uğraştığı için sosyal bir ortama girmekte zorlanan bir kişi ya da iş ortamında rahatsızlık duyan ve oradan kaçınan bir kişi ya da ilişkisinde bu bedeniyle aşırı uğraşmanın getirdiği işlev kaybıyla bu ilişkiyi sürdürmekte bir zorlanma bunu rahatsızlık boyutuna getiriyor ve sonrasında da depresif duygular ya da kaygı gibi durumlar ortaya çıkartması bunu bir bozukluk olarak tanımlamak neden oluyor? Aynanın karşısında çok vakit geçirdiğim için okula gitmemi engelliyor. Okula geç gidiyorum, arkadaşlarımla buluşmaya geç gidiyorum. Saatlerimi kuruyorum, işte bu saatte uyanırsam güzel uyanacağım. Mesela genelde 38'e koyuyorum. 7.38, 6.38. Bu saatlere koyuyorum ki hani güzel uyanayım. Yanıma eğer makyaj malzemelerimi almadıysam, gözaltı kapatıcım yanımda yoksa bir arkadaşımla buluşmaktan vazgeçme ihtimalinin aklımdan geçtiği ama bir çözüm olarak hemen bir işte bir mağazaya girip oradan ihtiyacım dışında bir kozmetik malzemesi alıp o makyajımı yapıp buluşmaya gittiğimi falan hatırlıyorum. Aslında baktığımızda bir işlevselliğin bozulması ve de kusuru saklayacak kadar o davranışları sergilemek için büyük bir efor sarf etmesi. Kişi kendini o kadar deforme görebiliyor ki bu kaygıdan dolayı belki sokağa çıkamayacak kadar kendini izole etme hali, insanlardan kaçma davranışına kadar gidebiliyor. Kadınlarla erkeklerde görülme sıklığı birbirine çok yakın. Kadınlarda daha fazla görünebileceğine dair yayınlar da var ama genelde eşit sıklıklarda görülür. Dismorfik birinin zihni nasıl çalışıyor ona da bakarsa 3 tane faktörün birleşiminden kaynaklanıyor. Biyolojik faktörler, yani bu kişilerin ailelerinde özellikle anne babada bir depresyon tanısı, bir kaygı bozukluğu tanısı ya da bir obsesif kompulsif bozukluğun tanısının olduğunu görüyoruz. Psikolojik faktör genelde beden dismorfik bozukluğu olan kişiler, mükemmeliyetçi kişiler ve düşük benlik saygısına sahip olduklarını da görüyoruz. Sosyal faktör olarak bakarsak en önemlilerinden bir tanesi eleştirel ebeveynler. Çocukluk çağı travmaları olabilir bu kişilerin. Özellikle bedenle ilgili alaycı tavırlara maruz kalmış olabilirler. Ve en son de sosyal medya. Sosyal medyanın gerçekçi olmayan o güzellik standartları. Sosyal medya beni çok düşüşe sokuyor. Cidden moralim falan bozuluyor. Benim bunlardan ne eksiğim var diyorum. Ben de iyiyim ama onlar daha iyi. Şunun dudağı, bunun kulağı derken yüzlerce örnek mevcut. Özellikle 20'li yaşlardaki genç popülasyon buna çok kolay adapte oluyor ve peşinden gidiyor. Özellikle Instagram filtreleri hayatımıza girdiğinden beri hepimiz o filtrelerdeki kadar pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyoruz. Düzgün bir çene hattına sahip olmak istiyoruz. Hokka burnumuz olsun, dolgun dudaklarımız, iri gözlerimiz olsun istiyoruz. Ama bu gerçek değil. Görünenle asıl olan arasındaki farkın bu kadar açığa çıktığı bir dönemde elbette ki bu sosyal durum da beden dismorfik bozukluğunu tetikleyebilme özelliğine sahip. Genelde psikiyatriye beden dismorfik bozukluğuyla başvurmuyor insanlar. Eşlik eden bazı rahatsızlıklar olabiliyor. Doktora başvurma zamanı 30'lu yaşları bulabilir. Niye bu kadar geç tanı konuluyor? Çünkü bu kişiler psikiyatriste gitmekten önce bir dermatoloğa ya da plastik cerrahiye ya da kozmetik alanda çeşitli hekimlere başvurabiliyorlar. Medyada duymuşsunuzdur. 48 defa estetik ameliyat oldu. 60 defa ameliyat oldu. Bu insanlar genellikle bu gruba dahil olan kişilerdir. Mesela beden dismorfik bozukluğu olan ünlülerden bir tanesi Michael Jackson. Burun bölgesine odaklanmış biriydi ve 30'a aşkın cerrahi müdahalede bulunduğu zaman aslında doktoru bir daha müdahale edilirse burnunun düşebileceğine dair uyarılarda bulunmuş. Megan Fox birçok insan için beğenilen birisi olmasına rağmen Mayıs 2023'te Sports Illustrated dergisine verdiği demeçte kendini insanların gördüğü gibi görmediğini söylüyor.
Çünkü şöyle bir yerden düşünüyorlar. Gerçekten bedenlerinde bir kusur var ve bir sihirli değnek gibi bu bedendeki kusurlu yere yapılacak müdahalenin iyileştirici olacağını düşünüyorlar. Kişi kendi içsel çatışkılarını, bastırdığı duygularını bazen tam da bedeninde çok da alakasız görünen bir organa yansıtabilir. Bazen bu organ bir sembol bile olabilir. Kişinin bilinçaltı süreçleriyle ilgili bir kararsa bu, genellikle plastik cerrah yaptığından mutlu olduğu halde o kişi o mutluluğu duyamadan kaygılar başlıyor. Orada plastik cerrah alarmın çaldığını hisseder. İlk başta bu altta yatan çatışmaları anlayabilmek lazım. Kişinin benlik algısı, özgüvenle ilgili yaşadığı problemler, sosyal çekinceleri ya da geçmişte yaşadığı travmatik herhangi bir olay bu tarz davranışsal örüntülerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Terapi sayesinde beni ben olmaktan uzaklaştıran, işte sevilmeyecek biri olacağım gibi düşünceler uyanmıyor artık zihnimde. Ya da uyansa da onların gerçek olmadığını ayırt edebiliyorum artık. Herhalde bir 2-3 senedir aslında bunların bilincindeyim. Zihnimde olduğunu biliyorum. Evet ama bu benim bedenimi ele geçirmeye başladı ve beni yönetmeye başladı. Kendimle barışık olmamı engelliyor. 5 yıldır ben bu sıkıntıyı çekiyorum ve çok bıktım hani. Bunun için terapiye gidiyorum, evet. Bu rahatsızlığın tedavisi psikiyatrik tedavi. Burada iki türlü tedavi yöntemi olabilir. Bir, alttaki çatışmayı anlamaya yönelik, daha derinlemesine psikoterapi yöntemleri uygun olabilir. İkincisi de bu yönelici davranışları önlemeye yönelik çeşitli bilişsel davranışsal müdahalelerde bulunabilir. Buradan baktığımda kendimi böyle çok kırılgan, hassas bir varlık olarak görüyorum geriye dönüp baktığımda. Sebebi de şu, güzel olmak isteği, bozulma korkusu, yaşlanma korkusu ve aslında daha derinlerinde de sevilmeme endişesi. Beden olumlama hareketi kesinlikle body dysmorphic bozukluğu iyileştirici bir yönde bir adım olarak görüyorum. Çünkü gerçekçi olmayan fiziksel çekicilik ideallerine meydan okuyan bir hareket. Zayıf, şişman, tüylü, tüysüz, uzun, kısa, engelli, engelsiz, bütün bedenlerin değerli olduğunu ve bütün bedenlerin var olma hakkını savunduğu bir hareket, birçok bedenin, beden tarzının, biçiminin değerli olduğunu gösterirsek zaten böyle bir uğraşları olacağını düşünmüyorum. İnsanı kendi içselliğindeki başka meseleleri çözdüğünde bu dış görünüşüyle ilgili endişeleri de çözülmüş oluyor aslında. Dolayısıyla dismorfobiye sebep olan inançlarım, düşüncelerim gerçek olmadığıyla yüzleştiğim zaman onlar puf diye uzaklaştılar.